I agree with you to a point. I think any reasonable person knows that. Önümüzdeki dakikalarda dünya üzerinde yaşayan 1.6 milyardan fazla insanın ortak acısına ve derdine şahit olacaksınız. Son günlerde İslam peygamberine ve değerlerine had ve sınır tanımayarak saldırılıp hakaretler ediliyor. Ve sonra dünya medyasına timsah gözyaşlarını akıtarak hakaretlerine fikir ve basın özgürlüğüdür, kimse bizim fikirlerimize karışamaz kılıfını giydiriyorlar. Çünkü İslam'a ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hakaretten başka fikir olmayanlar İslam'a hakaretin hürriyetini istiyorlar. Gerçekten fikir özgürlüğünün manası had ve sınır tanımadan konuşabilmekse, sevdiğiniz ve kıymet verdiğiniz insanlara hakaret edildiği zaman "Aa ne kadar güzel konuştu, fikir özgürlüğü sonuçta" diyebilecek misiniz? Ünlü bir düşünürün yaptığı psikolojik tespitte de belirttiği gibi çirkin kelimeler kendilerini daha iyi kelimelerle ifade edebilecek zeka olgunluğuna ulaşmamış insanlar tarafından kullanılır. Dostum, insanların kutsal değerlerine hakaretin başladığı yerde fikir özgürlüğü biter. Neden mi bunu yapıyorlar? Her akıl sahibinin açıkça anlayacağı bir şekilde Müslüman görüntüsünü almış birkaç kendini bilmesin kutlu vazifesi görerek İslam terör dinidir propagandasıyla insanları Müslümanlara bakış açısını değiştirmek ve İslam fobiyi bilinçaltına kazımak. Aslında bu hareketin arka planında dünyanın İslam güneşiyle tanışma korkusu yatıyor olmasın? Şimdi Bilal'in bir Fransız olduğunu varsayalım ve Fransa'dan Türkiye'ye seyahate gelmiş bir insan farz edelim. Ve Türkiye'ye geldikten sonra 100 tane kundaktaki çocuğu katledip öldürüyor ve sonra kana doymuyor. Hepsinin annelerini de teker teker öldürüyor. Söylemesi bile ne kadar kan dondurucu değil mi? Şimdi ben ve Fransa harici tüm milletler toplanıp Fransa'daki tüm insanlar teröristtir, onlar katillerdir desem en büyük cinayeti ben işlemiş olmaz mıyım? Ya Norveç, ölen 77 kişi, yapan bir Hristiyan. Sonuç, akli dengesi bozuk. Yer Fransa, ölen 12 kişi, yapan Müslüman görünümlü birkaç adam. Sonuç, bütün Müslümanlar terörist. Hristiyan yapınca akli dengesi bozuk. Müslümanlar yapınca da İslam terör dinidir. Yorum sizin. İnadın işi budur. Şeytan yardım ederse birisine melek der, rahmeti dokutturur. Muhalif tarafında eğer meleği görse libasını değiştirmiş şeytan zanneder. Adavet eder, lanet eder. 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda 70 milyondan fazla insan öldü. 180 milyonluk Afrika nüfusunun %77'si köleleştirilip katledildi. Nazilerin 6 milyondan fazla insanı işkence ederek katletmesi ve daha sayılamayacak kadar hadiseler ve milyonlarca ölümler. Acaba hangisini Müslümanlar yaptı? Afganistan'da, Suriye'de, Irak'ta, Mısır'da, Arakan'da, Bosna'da, Doğu Türkistan'da milyonlarca Müslüman katledildi. Bu insanlar bırakın hakaret etmeyi, hiçbir şeyden haberi olmayan, sokakta oynayan masum yavrulardı. Yoksa hiçbiri karikatürist değil diye mi suyorsunuz? Bu yaklaşımımız asla siyasi bir konuşma değildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hakaret, mazlum Müslüman kardeşlerimize zulüm, İslam'ın meselesidir. Ey İslam milleti! Her şeye rağmen ümit var olunuz. Şu istikbal inkılabatı içinde en yüksek yursada İslam'ın sadası olacaktır. Rabbimizin de buyurduğu gibi Allah nurunu tamamlayacaktır. Kafirler istemese bile. Bediüzzaman Hazretlerinin dediği gibi bağırarak deriz, başımızdaki saçlar adınca başlarımız bulunsa, her gün biri kesilse hakikat-ı Kur'aniye feda olan bu başlarımızı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve İslam'ı hakaret edenlere eğmeyeceğiz. Eğmeyeceğiz. Eğmeyeceğiz.